Evet arkadaşlar, dün kaldığım evden çıktım. Çünkü en fazla bu kadar kalabilirdim. Şimdi bir hostel ayarladım, oraya gidiyorum. Is it possible to check in early? Is it possible to check in early? Normally check-in is at 2 o'clock, but we are flexible people. So we can allow you to check in a bit earlier, but there might still be somebody who is sleeping in the room. I will just take a shower and go out, yeah. Very good. So, can I have your passport or ID? Of course, yes. So, Ahmed, that's your passport. So the price for the room is 14 euros. There's a city tax of 50 cents. I need to rent a towel. You need a towel, okay. Towel is 4 euros. How much? 4. 4? 4 euro. Oh my god. So that's why you need to stay 2 nights then. Because it makes more sense, just for one night. Yeah. Okay, I rent a towel. I have to. So, that's 1850, okay? Yeah. And there you go. Thank you. Okay? Yeah, thank you. Have a nice day. Bye bye. Have a nice day. Hi. Hi. Yatağım boş, çok iyi. Evet, şimdi ben hostele yerleşeyim, duş alayım, sonra hemen dışarı çıkıyorum. Bugün Blue Lagoon'a gidiyoruz. Turkey. I'm also from Turkey. Oh, Ahmet. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim abi. Tıp ha, İstanbul'da? Aynen. Kaçıncı sınıf? Hazırlıktı, şimdi bir olacağım. Oo, valla gidecek çok yol varmış. Aynen. O ne şey, YouTuber falan mı? 100 aboneyle. Olsun olsun, en güzel. Yeni başladım. Günümüzde ne kadar kalacaksın? Pazartesi gidiyorum. Pazartesi uçağım var. Aynen. Türkiye'ye mi? Yok, İspanya. Ooo, iyi İspanya. Orada ne kadar kalacaksın? Hiçbir fikrim yok. Deneyeceğim yani. Girebileceğimden emin değilim de. Yo, girersin. Malta'dan gidenlere bir şey demiyorlar da burada şey pahalı ya. Yani PCR testi istiyorlarsa bir şey giderken. Şu an bugün baktım, istemiyor. Malta güvenli bölgeymiş. Hayır, çünkü PCR pahalı. Aynen. Antijen de kabul ediyor İspanya. Türkiye kabul etmiyor. 35-40 yıl. Aynen. Antijen. O da en kötü, onu verirsin. Aynen. İyi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz abi, memnun oldum. Arkadaşlar Türk o da arkadaşım Türk çıktı. Evet arkadaşlar, işlerimi hallettim, şimdi hemen çıkıyorum. Geç kaldım zaten. Hello. Hello. How are you? Oh. You? New person. You are new. Yeah. I live here. Here's some guy from Turkey. Yeah, I'm also from Turkey. Oh, you're Turkish. Yeah, where are you from? I'm not Turkish. I'm from Europe. From Middle Europe. Oh, it's camera. Is it okay if I'm vlogging? This is camera? Yeah. So you're recording? Yeah, I'm vlogging my journey. Are you recording me? Oh my god. What was your name? I'm Andrew. Andrew, I'm Eren. Nice to meet you. Yeah. Wow, you are very, very good, polite. Evet arkadaşlar. Nerelisin diyorum. Türk değilim, Avrupalıyım diyor. Vallahi çıldıracağım ha. Hemen çıkıyorum. Geç kaldım zaten. Odamdaki adamı gördünüz mü? Nerelisin diyorum. Türk değilim, Avrupalıyım diyor. Allah'ım ya, çıldırmalık tam. Neyse, her neyse. Bu arada odada tanıştığım Türkiye abi Boğaziçi'liymiş. Dil okuluna gelmiş buraya. Söylemiştim zaten, burada dil okuluna gelen bayağı var. Şimdi bugün Blue Lagoon'a gidiyoruz. Malta'nın farklı bir adasında. Komoni diye bir ada. Öncelikle şu an feribotla Valletta'ya gitmem gerekiyor. Ondan sonra otobüsle Malta'nın öbür ucuna gideceğim. Sonra tekrar feribotla gitmek istediğim adaya ulaşacağım. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello.
Evet, şu an ülkenin karayoluyla ulaşabileceğiniz en batı noktasına geldim. Buradan Comino diye bir adaya feribota bineceğim. Gidiş dönüş bileti 13 euroymuş. Yani Blue Lagoon'e ulaşmanın en ucuz yolu böyle Valletta'dan otobüsle buraya gelip buradan da feribota binmek. Şöyle ben şu an şuradayım. Şu küçük Comino adasına gidiyorum. Blue Lagoon da orada. Hello. I want to get a return ticket to Blue Lagoon. Go and back. Coming back one of these times till 6, okay? Evet, bilet bu şekilde. Dediğim gibi gidiş dönüş bileti 13 euro. Comino adasından buraya en son dönüş feribotu da saat 6'da. Evet, Blue Lagoon burası arkadaşlar. Malta'nın en turistik yeri burası galiba. Ama suyun rengi mükemmel. Zaten belli oluyor şu karşı tarafla bu tarafa bakınca. Evet, bir yerde oturdum. Ekmek almıştım marketten. Şöyle manzara eşliğinde ekmeğimi yiyeceğim. Sonra biraz dolaşırım burada. Evet, şimdi adanın etrafında biraz yürüyeceğim. Şöyle arkamda görebildiğiniz üzere muhteşem bir yer. Suyun renginin nasıl değiştiğine bakar mısınız? Muhteşem ya. Düşmeden. Şimdi ben adanın etrafında biraz yürüyeceğim. Küçük bir ada zaten. Ondan sonra duruma göre dönüş feribotlarından birine bineceğim. Şöyle indiğim yerden biraz yürüdüm. Muhteşem bir yer burası ya. Şuraya bakar mısınız? Muhteşem bir yer değil mi? Şöyle mağaralar var. Şurada. Şurada. Feribotla gelirken oralara da götürüyor sizi. Şimdi şu yukarıdakinin ne olduğundan emin değilim ama bir oraya doğru yürüyeyim diyorum. Oradan sonra tekrar aşağı inerim, döneriz artık. Wow. Şimdi şuraya yürüyüp yürümemekte hala kararsızım. Çok uzak görünüyor. Arkadaşlar, ben geri dönüyorum. Şu dağa çıkmaya hiç niyetim yok. Dönüş için bir sonraki feribot 10 dakika sonra kalkıyor. Ona yetişmek istiyorum. O yüzden acele gitmem lazım buradan. Siz gelirseniz arkadaşlar biraz bol vakit ayırıp şuraya çıkabilirsiniz. Ama orada ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ben oraya 10 dakikada imkansız yetişemem ya. Buradan çok yakın görünüyor. Ama gittim yol bitmiyor yani. Comino adası böyle arkadaşlar. Genelde kalabalık Blue Lagoon'un tam olduğu yere toplanmış. Adanın geri kalan kısmı biraz daha sessiz. Hadi yetişeceğim. Orada hala. Düşüyordum. Vallahi düşüyordum. Aha, gitti ya. Gidiyor arkadaşlar. Galiba tek seferde götürememişler, o yüzden birkaç tane daha geliyor. Kurtarmış olabilirim bu sefer. You want me but there's too much danger. When you fall in love, it's innocent. I don't know if you can win. Can you give in? Evet, geri döndüm. Otobüs 1,5 saat falan sürdü. Dedim ya, zaten Malta'nın bir ucundan bir ucuna geliyorsunuz neredeyse. Şimdi markete gidip akşam için bir şeyler alacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş hostele dönerim. Yiyeceklerimi aldım. 3 gündür hatta 4 gündür sadece ton balığı yiyorum. İnanılmaz bir şey ya. Ama iyi yani, ton balığı yemek ton balığı yememekten daha iyidir. Oh, yine mis gibi ton balığımı yedim. Fasulye aldım. Hostelde akşam onu yerim. Yarın sabah da bunu yerim belki. Baraka bahçelerine geldim tekrar. Burada düğün varmış.
Ben dönüyorum. Yoksa feribota yetişemeyeceğim. Dediğim gibi akşam feribotlar 1 saat arayla falan oluyor. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. I wanna know. Şimdi hostele gidince bu fasulyeyi kendime güzel bir servis edeyim. 3 gündür sokakta yemek yiyorum çünkü. Hoş bir durum değil yani. Hostele geldim. Evet, şimdi mutfağa gidiyorum. Güzelce bir yemeğimi yiyeyim. Evet arkadaşlar, şöyle fasulyelerim var. Şöyle yarısını buraya boşalttım. Kalan yarısını da kahvaltıda yerim yarın. Şöyle ekmeğimiz de şurada. Ben şimdi bunu yiyip uyumaya giderim herhalde. Çok yoruldum bugün. Bir şey daha söyleyeceğim. Hostelde dolaba bir şeyinizi koyacaksınız. Şöyle tahta kalemim var, onunla yazıyorsunuz. Sonra şöyle dolaba yerleştiriyorsunuz. Ben fasulyemi şuraya koydum. Tomorrow. Hepinize günaydın. Kahvaltı yapacağım şimdi. Şöyle dünden kalan fasulyelerim var. Ekmeğim, bir de muz aldım. Bir de çay içeceğim. Şöyle hostelde çay kahve falan var. Ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Böyle şimdi kahvaltı yapıp çıkarım dışarı. You want some? I can give you present. I can give you. I also eat tuna like twice a day, so. Oh. Yeah, so you thank you. Only. Yeah, yeah, yeah. You go to a language school? I went old. I was old year 1. Mm-hmm. Yeah. The people and, no, it's nice for it is all the same. It's all part like reading, listening, speaking. Yeah, yeah, yeah. But it's not like real life conversations, yeah. It was today morning at 8 o'clock. Today was like 4 o'clock, I guess. I was 4 o'clock out here, make meditation. 4 o'clock. It was morning. Sunday morning. It was 4 o'clock. Today was 4 o'clock. I was today downstairs. 4 o'clock. Yeah. Bugün pazar arkadaşlar. Yeah. 4 o'clock to the bed. To bed you go. You. What time you go to bed? Arkadaşlar, Andrea bana Flixbus bileti veriyor şu an. Dün ırkçı dedik adama resmen. Look, this is this. Here's the tickets. Look, this look like this. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vier, fünf tickets. Hier. Was wichtigste ist diese, ich glaube hier ist diese, die kann man lesen. Das Wichtigste ist, dass du liest du diese Ticketcode. Hier ist irgendwo hier. Ach. Gutscheincode, das sind diese Gutscheincode. Ja. Das war in Aldi. Mhm. Das hier. Gutscheincode. Kannst, kannst du noch richtig ablesen? Ja. Gutscheincode 2, 3, 4, 5. Wow. Mein Freund, das ist ein Geschenk. Und ich sage dir, bis wann ist das? Im Zeitraum von 13.07.2020 bis 12.07. Zu meinem Geburtstag, 12.07. für eine Direktfahrt innerhalb Europas mit Flexibus oder Flixtrain. Yeah. Voilà, my friend, my present. Thank you so much. Kannst du besser lesen? Ja, ja, ja. Viel besser. Ist das J oder was das ist hier? Ja, J. Bist du sicher? Ja. Also bitte nicht vergessen, nicht verlieren das. Ja. Weil das ist fünf Fahrten umsonst. Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß es nicht, was kann ich sagen. Vielen Dank. 12. Juli, wenn ich bin nicht da, wenn ich bin da und die verlieren ihre Möglichkeiten. Was soll ich machen mit das? Ja?
Yeah. Arkadaşlar 5 tane Flixbus 5 tane Flixbus kodu verdi Andrea bana. Resmen inanamıyorum ya. Şimdi ben bunları İspanya'dan sonra güzel bir kullanırım. Ve istediğiniz yöne kullanabiliyorsunuz. Adama resmen dün ırkçı demiştik dünkü videoda. Yani ön yargılı olmayacaksınız. Papa, ich habe einen Student aus Türkei, aber hochintelligent, mein Gott. Nein, nein. Er studiert Medizin jetzt ersten Jahr in Istanbul. Ich habe deine 5 Tickets, die hast du mir geschenkt. Ich habe gesagt, ja. Ich werde sowieso nicht nach Europa jetzt. Ich bleibe die nächste Woche, Monate, habe ich die deine Flixbus-Ticket gegeben, die Voucher. Ja. Was soll ich machen? Lieber jemand benutzt. Er macht Europareise und er relativ auch spricht gut Deutsch. Oh mein Gott. Also richtig ein Tag. Und da habe ich ihm 5 Tickets verschenkt. Da war er ist sehr dankbar. Und er versteht natürlich auch Deutsch. Was soll ich machen mit dem Wunsch? Ja, so. Ja. Kenne ich. Ich finde über das. Evet arkadaşlar, hostelden çıktım. Bugün Malta'ya özgü lezzetleri denemek istiyorum. Genelde yapmadığım bir şey ama bu sefer bakalım. Bugün bir de pazar. Çok bir şey bulabileceğimi sanmıyorum ama umarım güzel birkaç şey deneriz. Yürüyorum, sahile ineceğim. Yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağım buraya özgü. Çok sıcak. Vah. Kapalıymış. Pazar günü tabii kapalıdır. Az önce gittiğim yer fırın gibi bir şeydi. Ama pazar günü olduğu için kapalı. Yarın gelip orayı deneyeceğim. Şimdi başka bir şeyler bulmaya çalışıyorum da. Pazar günü burası çok sakin oluyormuş. Evet, marketten alışverişimi yaptım. Tekrar az önceki parka geldim. Şimdi güzel bir Malta atıştırmalıkları tadımı yapalım sizinle. Malta değil aslında ya. Bir tane Malta'ya özgü bir şey buldum. Gerisi de ilginç bulduğum şeyler falan filan yani. İlk olarak şöyle bir şey gördüm. Bu limon aromalı içecek tozuymuş. Iced yazıyor üstünde. 1,5 litre suyla karıştırın diyor. Hava çok sıcak, ben de serinlemek istediğim için bunu aldım. Şimdi bunu deneyelim. Şeker ilavesizmiş bu arada. Bayağı güzel arkadaşlar. Ben bugüne kadar neden bunu yapmadım? Bu sıcakta öyle bir ferahlatıyor ki. Muhteşem yani. Evet, şimdi bir sonraki atıştırmalığımıza geçiyoruz. Long chips. Şöyle. Şimdi bunu deneyelim. Şöyle bir şey çıkıyor. Kokusu güzel. Soğan kokuyor işte. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Evet, long chips bayağı güzel. Ben beğendim. Şöyle bayağı var içinde. Gelirseniz bunu deneyebilirsiniz. Bunun Malta'yla bir alakası var mı bilmiyorum ama. Evet, bir sonraki atıştırmalığımız Twisties. Markette Malta'ya özgü deneyebileceğim bir şey var mı burada diye sordum. Bunu verdiler. İçinde pirinç, yağ, peynir tozu, bir de tuz var. Şimdi bunu deneyeyim. Pirinç patlağı gibi bir şey galiba. Şimdi bunu deneyelim. Çok garip. Bir daha deneyeyim. Çok yoğun bunun tadı. Twisties'i pek beğenemedim arkadaşlar. Bir sonraki ürünümüz şöyle. Malta ekmeği. Yani üzerinde Malta ekmeği yazıyordu. O yüzden aldım. Malta'ya özgü bir şeyler. Stop it. Get some help. Evet, şöyle çikolatalı süt. Malta ile hiçbir alakası yok. Ama çok canım çekti. Hava sıcak. Bu da bu dolapta bana bakıyordu. Evet, şimdi bunu deneyelim. Şöyle bir parktayım bu arada. Az önce gösterdiğim parktayım. Floriana'da. Şöyle güzel bir manzaram var. Evet arkadaşlar, hostele dönüyorum. Çok bir şey bulamadım bugün. Yarına kaldı artık.
Bugün Malta'da son gecem olduğu için biraz yürüyüşe çıktım. Şimdi biraz sahilde yürüyeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle dondurmacıya geldim. Dondurma deneyeceğim şimdi. İtalyan dondurması. 3 topu 4 euro. 4 topu 5.80 euro. Şöyle arkadaşlar. Limonlu, fıstıklı, Snickers'lı bir de kakaolu aldım. Şöyle hemen sileyim ada sahilde. Evet şöyle alıyoruz. Muhteşem arkadaşlar. Şöyle bu limonlu, limonluyu deniyorum. Wow. Çok ferahlatıcı. Kesinlikle bu sıcakta bayağı iyi. Fıstıklı var. Onu da deneyeyim. Şöyle. Bu da bayağı iyi. Bu da bayağı iyi arkadaşlar. İtalyan dondurması bu. Malta zaten İtalya'ya bayağı yakın olduğu için kültürü, yemekleri bayağı buraya geçmiş. Çok çok iyi. İyi. Bayağı güzel yani. Evet şöyle pastitsimi aldım. Şimdi marketten bir de su alıp hemen havaalanına gidiyorum. Evet arkadaşlar, Malta'ya özgü son lezzetimi şöyle havaalanında deneyeceğim. Pastitsi diye geçiyordu galiba. Peynirlisi vardı. Bir de nohutlu vardı. Bu nohutlu olanı. Şimdi bunu deneyeceğim. İçinde nohut var. Dışı milföy. Beğendim ben, bu bayağı iyi. Fiyatı 50 cent. Öneriyorum, gelirseniz deneyin. Hemen Valletta'nın merkezinde de bir pastane var. Gayet güzel. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Malta'ya özgü lezzetler bu kadardı. Yani bulabildiğim şeyler bunlardı. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim 3 saat sonra İspanya uçağım var. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.